yaptın yine. Ben aklıma geldi ama hepiniz niyetsiz diye bildiğim için. Bak, var mı orada? Nereden getirdin? Bak bak, ver sen de şunu ver. Mikrofonu. Oradan mı? Arabada şimdi... var. Şöyle arkadaki ekip orada içeceğin de çıksın ama. Evde 15 gün düzeliyorsun. Siz bu arkadaşlarına direkt çevirin, rızalarınla şey yapmanız değil, tamam mı? Sonra maskeyi de üzere dünya çapında salgın haline gelmiş şu COVID-19 virüsü salgını sebebiyle ülkemize de 11 Mart'tan beri ulaşmış ve o tarih itibariyle devletin tüm organlarıyla seferber olmuş bir mücadele içindeyken adli teşkilat olarak ceza infaz kurumlarımızda da Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey'in de talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında ilk günden itibaren önlemler alınmaya başlanmıştır. Ceza infaz kurumu personelimiz 3 ayaklı bir izolasyon prosedürüne tabi tutularak bir bölümü ceza infaz kurumunda mesailerine başlarken bir bölümü 14 gün boyunca, bir bölümü evlerinde 14 gün boyunca izole durumda, diğer 3. bölümde izolasyon yurtları olarak tespit edilen yerlerde 14 gün boyunca izolasyonla kalmaktadırlar. Bu anlamda ceza, az önce sizin de ziyaret ettiğiniz üzere İzmir'deki ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumuna girişten itibaren cihazlarımızla, ateş ölçerlerimizle muayeneler yapılmak, kontroller yapılmakta. Personel yönünden, infaz kurumuna giren jandarma yönünden, infaz kurumuna kabul edilen hükümlü tutuklar yönünden giriş kapısından itibaren bu tespitler yapılmaya başlanmakta ve içeride ceza infaz kurumlarında ilgili koğuşlarına hijyen şartları oluşturulmuş, dezenfekte edilmiş koğuşlarda kalmaları sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarımızın fiziki şartları itibariyle her gün tüm ceza infaz kurumumuzun her tarafı dezenfektan maddelerle dezenfekte edilmekte. Bu hijyen şartları maksimum düzeyde uyulması sağlanmakta ve bu denetimler her gün sıklıkla yapılmaktadır. Devletimizin bütün organlarıyla, bütün kurumlarıyla koordineli bir şekilde seferberlik halinde yaptığı bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde yargı teşkilatının ceza infaz kurumu ayağında biz de Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in talimatları doğrultusunda üst seviyede tüm imkanlarımızı seferber ederek şeffaf bir şekilde bu sürecimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Hükümlü tutuklu ailelerine de buradan seslenmek istiyorum.
Sosyal medyada aslı astarı olmayan, gerçeği yansıtmayan, dezenformasyon içerikli birçok bilgi dolaşmaktadır. Ricamız İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından sadır olmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri ve her türlü iletişim kanalının kurumlarımızda açık olduğu, bilgi sahibi olmak isteyen hükümlü tutuklu yakınlarının ve ilgililerin başta Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere kurumdaki tüm yetkililerimizden her an her saat bilgi sahibi olabilecekleri, yakınları bizde hükümlü ve tutuklu olan ailelerin çocukların devlete emanet olduğu ve onların sağlıkları ve vücut bütünlükleriyle bütün her şeylerinden sorumluluğumuzun devlette olduğu ve bunların korunması için her türlü fedakarlığın yapıldığını bilmelerini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın bu salgınla mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü tutukluların sağlıklarını korumak ve can güvenliklerini sağlamak adına üçlü periyot halinde görev yapıyoruz. 15 gün evde, 15 gün yurtta ve 15 gün ceza infaz kurumlarında izole olmak suretiyle görev yapıyoruz şu an. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak amacıyla böyle bir şekilde izolasyona girdik. Bunlara hani en iyi şekilde görevimizi yapmak için fedakarlıkta bulunuyoruz. Tabii hani kitap okuyoruz, kendimize yeni hobiler edinmeye çalışıyoruz. Biraz zorlasa da gerekli olduğunun farkındayız. Bu şekilde yani. Bu işlem her gün yapılıyor mu? Bu işlem her gün yapılıyor mu? Neredesin? Eve git. Tamam. Hadi. Biliyorum ya. Fethullah. Onlar başka bir şey. Yapmıyor ya.